Ufum. Bu çocuklar. Engin hepsini kapatır. Kesinlikle. Evet. Ama ben bu fotoğrafları ve tüm bildiklerimi unutabilirim. Bu gizli aşkı hiç kimse bilmez. Teyzemle Hayati sessizce boşanır. Mehmet de hastanesinden ve fonundan ayrılmaz. Ama bunun için senin yapman gereken tek şey Mehmet'i terk etmek. Anlamadım. Sevdiğin adamın hayalleri için aşkından vazgeçebilecek misin Melike? Bu kadar cesur musun? Melike! Mehmet'in hastaneyi kaybetmesini istemiyorsan sevdiceğinden ayrılacaksın. Bu Mehmet'in yıllardır elinde tutmaya çalıştığı hastane fonu. Diva'yı saklamazsa bu fon elinden gider. Ya püskülle açsana kapıyı, kime diyorum? Karar vermene yardımcı olacaksa, Perihan'la Hayati'nin fotoğrafları sende kalabilir. Bende yedekleri var. Melike, kapıyı kıracağım. Evet Melike, sevdiğin adamın hayalleri mi, yoksa senin kendi hayallerin mi? Ali, seni Mehmet abin mi iyileştiriyor? Tamam. Ayrılacağım Mehmet'ten. Mehmet'e ya da bir başkasına o fotoğraflarla ilgili tek bir kelime edersen hepsini yayınlarım. Aç şimdi kapıyı. Melike, kapıyı kırıyorum. Melike, neredesin sen ya? Meraktan öldüm. Ben... Bir şey mi oldu? Sana bir şey oldu zannettim bebeğim. Yok. Yok ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Yok ben iyiyim. Şey olmuş. Ben yukarıda dalmışım. O yüzden açamadım kapıyı. Sen şimdi git. Biz seninle yarın konuşuruz. Aa bir dakika. Dur. Şey ya, sana panikten söylemeyi unuttum. Kibar abla aradı. Remzi dede kaçmış. Ne? Ama merak etme. Ya İstanbul otobüsüne binmiş. Buraya geliyor. Hadi gel. Gidip beraber alalım onu. Ha? Gel. Gel. Hayırdır? Ya sormayın abi. Remzi dede kaçmış. Ne? İstanbul otobüsündeymiş. Buraya geliyor. Hadi atlayın. Benim Remzi dede. Yok benim dede. Allah Allah.
Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ ol. Hadi anlatsana, ne işin var burada? Niye fotoğrafımızı çektin? Ben çağırdım. Öyle değil mi Engin, oğlum? Necmi Bey, rezervasyonlarınız beni hiç ilgilendirmiyor. Ya kime diyorum, anlatamıyorum galiba. Dinlemem rezervasyon falan. Bu gece bana ait diyorum. Ha bir de ambiyans istiyorum. Demek Necmi'nin mekanı. Bu akşam yakalıyorum seni. Hadi bakalım. Ya, evet. Hayati babam çağırdı. Anneni diri diri yiyeceğim de... ...ne kadar büyük dişlerim var, gel de gör dedi. Ay o ne öyle be? Kırmızı başlık kız masalı gibi. Engin bu işte masallara bayılır. Ama en çok da kendi inanır. Anne. Ne oldu hani siz boşanıyordunuz? Şimdi böyle mumlar, kemancılar falan kurda inanası mı geldi? Vallahi sen gelmeden ben de tam bunu soruyordum Hayati'ye. Konuşmak istedi. Yemeğe çıkalım dedi. Bir baktım böyle ambiyanslar mı ambiyanslar. Vallahi ben de şaşırdım yani. Bunca yıllık karıma büyük bir jest yapayım istedim. Ve bu jesti de böyle bir ortamda yapayım dedim. Hep hatırlayalım istedim. Jest? Boşanırken Suna'nın istikbalini garanti altına almak istedim. Köşk sende kalsın. Çeşmedeki yazlığı da alabilirsin. Miami'deki evi de hatta senin üstüne yapacağım. Nafaka da ödeyeceğim sana. Ayda 20.000 dolar diyelim. Diyelim mi? Diyelim bence. Yok. Demeyelim. Öyle demeyelim biz. Önce bir Hayati babaya bir soralım. Neden dişleri bu kadar büyük? Yoksa hastaneyi mi yiyecek? Hayati, hastaneyi mi istiyorsun karşılığında? Senin riske girmeni istemiyorum Suna. Ticarethane yönetmek risklidir. Sen bunlarla uğraşma. Her ay paranı tıkır tıkır almanı istiyorum. Anne. Hı. Yaklaş bakayım ona. Ne oldu? Seni rimelin atmış. Ay ne? Sen bir bak ona hadi. Bir bakayım şuna. Beni saf dışı bırakıp kuzuyu kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Annene kuzu demen hiç hoş değil, çok ayıp. Suna'yı hafife alıyorsun. Bence sen beni hafife alıyorsun. Kırdığın cevizleri bir bir ortaya çıkarıp annemin önüne serince anlayacaksın. Unutma, ben bu tezgahı bozarım baba. Sen koyun güderken... Ben çoban satın alıyordum. Sen de bunu unutma oğlum. Dedem, buradan da kaçmazsın değil mi? Bak kaçma, okey? Ben ona kaçtım. O nerede? Ya geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorsun ya. Uyuyor kadın. Uyusun. Ben beklerim. Uyanınca evleniriz. Ablasının kuzusu. Ne oldu, sen de mi uçtun? Sevda uçurur insana. Tayyare gibi. Püsküllü belam benim. Hadi gelin adetine, ne olur.
Bir şans daha ver bana. Ben... Kızım bak, ben sensiz olamam. İmkansız. Seni de bensiz bırakmaya niyetim yok. Ne yapacağız böyle, ha? Bak, bunun tek bir yolu var. Bana evet deme. Evet mi? Ha? Ha? Melike, ne oldu yoksa bu enişten senin peşinden koşmaktan vaz mı geçti? Sen, ya sen ne yaptın? Artık 5 tane yavrumuz var. Beraber bakarız değil mi püskülü? Yok. Yo, vazgeçmedi. Sen iyi misin? Ay, iyiyim dedeciğim. İyiyim, biz bütün gece uyumadık ya. Ben ondan birazcık uykusuz kaldım. Çıkayım odama şey yapayım biraz. Dinleneyim. Efendim İkdur Hanım. Ne yaptın Melike'ciğim? Terk ettin mi sevgilini? Allah aşkına. Bismillah ya, bir durun. Zaten dün gece dedemle uğraştık. Kaybolmuş, onun peşinden gittik. Bana bahane uydurma Melike. Hemen Mehmet'i terk ediyorsun. Ve o evden defolup gidiyorsun. Yoksa sevdiğin adam hayallerine veda edecek. Tamam dedim İkdur Hanım. Mehmet'ten ayrılacağım dedim. Yeter artık ya. Bir gelmeyin üstüme. Hadi bakalım Melike'cim. İyi ayrılmalar. İnanamıyorum Melike. Mehmet'ten ayrılacaksın mı? Ya abla ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kuzum anlat da bilelim o zaman. Anlat hadi, anlat. İlknur bana bunları verdi. Eğer Mehmet'ten ayrılmazsam yayınlayacakmış. Hayırdır Engin'cim sabah sabah? Vallahi telefonda anlattım, hiç hayır değil kuzen. Bu Hayati kesin pis işler çeviriyor. Saçmalama Engin. Hayati ne iş çevirsin? Ya İknur, biz yıllardır bu adamın ne çevirdiğinden şüpheleniyoruz. Tamam ama hiçbirini ispatlayamadık. Adam beni resmen oyuna getirdi. Bana bir yem attı. Ben de onu yuttum. Bir de böyle gözümün içine baka baka sen koyun gidersin, ben çoban satın alırım dedi. Resmen meydan okudu bana ya. Abartma Engin. Her zamanki Hayati işte. Yuh. Az empati kuraydın ya. Sana burada bir derdimizi anlatıyoruz, bir açılıyoruz. Sen hiç oralı değilsin ki. Tabii, tabii. Kötü kalpli kraliçemizin gündemi daha yoğun. Önce Melike'nin kalbini sökecek, sonra pişirecek, sonra yiyecek, sonra Mehmet'i tekrar geri kazanacak. Bir arada ailene bakarsın değil mi? Hani teyzem boşanma arifesinde ben de hastane için mücadele ediyorum falan ya. Ya yok canım, benim Mehmet'le Melike'yi düşündüğüm falan yok. Şeytan görsün ikisinin de yüzünü. Ya tabii ki ailemizle ilgileniyorum ya, aşk olsun. Sen Hayati'yle ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? Planın ne? Mehmet'le Melike'yi düşünmüyorsun. Yani karar aldım. Beni istemeyen bir adamı ben hiç istemem. Diyorsun. Evet.
çocuk Nuru. İyiymiş. Anlattığım gibi işte. Şimdi cesaretimi toplayıp Mehmet'ten ayrılmam lazım. Nasıl ya? İknur Caddesi'ne mi bırakacaksın şimdi meydanı? Abla zaten meydan hep İknur'undu. Ben de yıllardır sevdiği adama mutluluğuyla mutlu olmayı bilen bir kızdım. Yani şimdi de bir şey değişmeyecek. Aynı ya, yasak verboten. Hayır, ayrılamazsın. Abla, benim için zaten yeterince zor. Sevdiği hayali bir güncük dokunmuşken, onunla beraber olmuşken... şimdi ondan ayrılmak... ondan uzak kalmak... zaten çok zor. Bir de sen zorlaştırma ya, ne olur. Bak, kimseye bir şey demeyeceksin ha, yemin et. Melike. Ya yemin et. Tamam ya, okey okey, hadi yemin. İknur Caddesi, o nefesin boğazında düğümlensin inşallah. Kuzen, kuzen iyi misin? Helal, helal ya. O saçların yolum yolum yolunur inşallah. Bak görüyor musun ya? Allah. Saçım takıldı. Aa, canım yanıyor ya Engin. Ya çekip durma, düğme kopacak. Ya. Ya kurtarsana. Günaydın püsküllüm. Aa. Öpücük yok mu yoksa sevgiliye? Ya bir dur. Sabah sabah ne öpücüğü? Sen benimle bir gelsene. Yürü hadi havuz başına. Uhu. Serti de ayrı güzel ya. Şimdi alayım öpücüğümü. Öpücük falan yok. Çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım. Seni dinliyorum. Bak şimdi. Sen beni zorla otobüsten indirdin. Sonra aldın o yemek yediğimiz yere götürdün. Sonra bana sana aşığım dedin. Hı hı. Bunların hepsi çok romantikti. Melike, ya ben sensiz nefes alamıyorum ya. Niye? Niye mi? Kızım ben sana aşığım ya, aşığım. Çok seviyorum seni ya. Hmm. Demek romantikti. Hı hı. Yani her kız etkilenir sonuçta. Bir de üstüne beni barınağa götürdün. Bana çok güzel şeyler yaptın. O hayvanları bizim için evlat edindin. Yani ben duruma biraz kendimi fazla kaptırdım sanırım. Nasıl yani kaptırdın? Yani düşününce sana karşı bir şey hissetmediğimi anladım. Bana karşı bir şey hissetmediğini mi anladın? Yani
Bence biz beraber olamayız, onu anladım. Yani bu iş başlamadan bence bitsin Mehmet. Sakın ısrar falan edeyim değil mi? Çünkü ben çok kararlıyım. Yo. Israr etmeyecektim ki zaten. Ne? Bence de. Haklısın, bitsin. Hatta başlamadan bitmesi en doğrusu. Seni çok üzdüm. Çok yıprattım. Sonra da kolayca beni affedeceğini düşündüm. Doğru söylüyorsun Melike. Bitsin. Ya havuz yine pislenmiş. Buraların temizlenmesi lazım hep. Abi ne haber, iyi misin? İyiyim Civan, iyiyim. Biraz dertli görünüyorsun abi. Ya şimdi konuşmak istemiyorum. Ha tabii, sen bilirsin de. Ya bak ne diyeceğim. Sen beni biraz yalnız bıraksan, ha? Al şu anahtarı. Benim arabayı servise götür, bakım zamanı geldi. Hadi. Emrin olur abi. Şş. Git. Anca gidersin. Ablam, ablam. Ne yaptın? Sen ne konuştunuz? Ne dedi sana? İyi misin sen? Ha? Ya abla şimdi değil ya. Şey yaparız. Sonra konuşuruz. Sevda zor. Çok kıymetli ama çok zor. Kıymetli. Bitsin dedi ya. Bitsin dedi. Allah'ım yarabbim. Geldi bir de hemen kabul etti. Bitsin nedir ya? Niye bitiyormuş? Allah Allah. Ben akşamdan beri kıvranayım. O üzülecek mi diye düşüneyim. Hemen kabul etsin. Niye bitiyormuş ya? Acaba? Ya Melike Mehmet'i terk ediyor. Tırvırıcı olan bu. Niye ya? Ha, işte onu söyleyemiyorum ben. Çünkü yemin ettim. Ama bir şey yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Sorunun ne olduğunu söylemiyorsun ki. Ne yapacağımızı nereden bileyim? Ha, o zaman şöyle yapalım. Ben sana anlatmayayım ama sen böyle bir şekilde tahmin et, ha? Okey? Anlaştık mı? Anlaştık. Ha, şimdi bu Mehmet'in bir tane nişanlısı vardı. Kimdi o? Melike. Ya o değil, sahte nişanlısı değil, gerçek nişanlısı. Bu adı batasıcı olan. Kimdi o? İlknur. Ha, İlknur. Şimdi bu İlknur çok kötü bir şey yaptı. Ne yaptı? Doğdu. Dünyaya gelmesi yeteri kadar kötü. Bana bak çocuk, sana şimdi bir çakarım. Ya dalga geçme, ciddi bir şey konuşuyoruz değil mi şu anda burada? Bu İknur Melike'ye kötü bir şey yaptı. Ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir acaba? Hah! Buldum. Hah! Ne buldun? Hayati ile Divan'ın fotoğraflarını alıp gelip Melike'yi tehdit etti. Aşırı etkilendim yani. Bu
nasıl bir zeka ya? Bu nasıl bir zeka? Sen benimle evlensene. Ben seninle evlenmiyorum. Ayrıca o zekamdan değil. Nasıl yani? Neyden? Bir kahve yaparsan anlatırız. Evet. Nasıl ya? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor Turgut? Yani kahvesi? Ben seni işe almadım mı? İyi bir asistan ol ve git kahveleri yap hadi. Abla gelme. Ben gelsem. Yok. Sen niye geliyorsun ya? Sen niye geldin ki benim peşinden? Ya şimdi üzülmüşsündür dedim. Sonuçta bir günlük de olsa bir sevgililik durumumuz vardı. Gidip bir bakayım. Yazıktır. Ayıp. Yani öyle dedim. Ha. Ayıp olmasın dedin demek. Demek ya, ayıp olmasın dedin ha? Ya Melike ne yapıyorsun? Ayrıca benden ayrılmak isteyen sendin. Sen de öyle her şeyi hevesle kabul eden sendin. Ya kızım. Bir de gülüyorsun ya, bir de gülüyorsun. Ay niye kızdın bu kadar anlamadım ki. Anlamadın ha? Aa, ya Melike. 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 Gel buraya, gel. Ya da ben seni aklın başına gelinceye kadar bir öpeyim, anlarsın. Neyi anlarım, neyi? Neyi anlarım? İlk Nur seni tehdit etti diye benden ayrılmana izin vereceğimi mi zannettin? Hı? Sen biliyor muydun? Hı hı. Nasıl yani? Fotoğrafları falan da mı biliyorsun? Hepsini biliyorum. Sen şimdi benim için benden vaz mı geçtin? Yani hayallerim vardı. O çocuklar vardı. Ya hastane ya ben olunca? Peki ya hem senden hem de hayallerimden vazgeçmeyeceğim aklına gelmedi mi? Hı. O zaman ben getireyim. Ya dur. Ablam gelir. Dedem falan gelir. Sen şu işin aslında bana bir hakikaten bir anlatsana. Anlatayım. Hı. Ya ama böyle olmaz ki. Sen biraz uzak dur. Hı? Biraz uzak dur kızım ya. Aklımı başımdan alıyorsun, anlatamam böyle. Konsantre olamıyorum. O kadar da değil ya. Şimdi. Nasıl kahve yaptın? Ne güzel bir çay yoktu. Ha, ha. Dur. Anlatacak. Anlatın. Civan elinde fotoğraflarla bizim evin önünde belirince Hayati amca da şüphelenmiş. Delikanlı, iyi misin? Bana delikanlı deme. Ben kansız herifin biriyim. O yüzden arabanızın önüne atladım. Ne diyorsun oğlum sen? Oysa ben Diva ile sizin fotoğraflarınızı çekmiştim. Sırf size şantaj yapmak için. Ne? Nasıl ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Aslında başında ben de anlamadım. Ama şüphelendiğim için buraya yanıma aldım, onu işe aldım. Ne demişler atalarımız? İyi tanımak için dostunu yakınında tut. Ancak düşmanını daha da yakınında tut. Allah sizden razı olsun. Yok, yok, yok. Biliyordum. Merhametli biri olduğunuzu biliyordum. Şu fotoğrafları çeken ellerim kırılsın. Size şantaj yapmaya çalışan beynim patlasın. Kalacak yerin var mı? Beykoz Belediyesi. 12 numaralı bank. Kime sorsanız gösterir. Önce çocuğa ben de üzüldüm. Yani buraya hayrına gelmediği çok belliydi. Hele o 12 numaralı banktan söz etmesi kendini ele verdi.
Acımanın var ya, ben saçımı başına... Cennet! Şiddet yok. Ya sen o köydeki adamları döverken iyiydi ama. Ay bayağı iyiydi ya. Bak kızacağım ama. Ay kız. Kızmazsan vallahi aklım kalır. Ne yapayım? Sert seviyorum ben. Sevme. Sert mert sevme Cennet. 2 dakika uslu durur musun lütfen? Okey ya, tamam. Alles klar yani. Sonra devam edin. Dün akşam Engin'le Sunay'ı yemeğe çıkardım. Ve fotoğrafların onlarda olmadığına emin oldum. Eğer olsaydı bu kozu bana karşı kullanırlardı. Civan'ı o fotoğraflarla aramıza yollayabilecek bir tek isim kalıyordu. O da İlknur. İlknur cadısı. O var ya, zaten dün akşam gelip Melike'yi tehdit etmiş. Gördüm, ben de gördüm. Hayati'ye söyledim. Hayati amca da bütün taşları birleştirip Mehmet'le ikimizi anlattı. Ben var ya, o İlknur cadısının saçını başını yollarım. Otur şuraya. Ya sen de iyi alıştın ya. Çırpınma bak. Ben de Melike'ye her şeyi anlattığıma göre şimdi artık plan zamanı. Ya niye en son benim haberim oluyor ha? Ya çürüdü o kol ama Cennet. Anlatacak işte, bekle. Anlatacağız. Hayırdır Engin? Neden çağırdın beni buraya? Vallahi annem, hayır mı şer mi göreceğiz. Böyle gizemli gizemli konuşup benim canımı sıkma. Ne söyleyeceksen söyle. Ya anne otursana biraz şöyle. Otur. Hanımlar, şaşkınlığınız dağıldığına göre artık bu işten nasıl sağ çıkacağız onu anlatıyorum. Artık plan zamanı. Hı? Amca, senin görevin Suna yengemi hastaneden vazgeçmeye ikna etmek olacak. Hiç merak etme, o iş bende. Bu konuda zaten çalışmaya başladım. Bundan sonra adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor anne. Hayati Çırağan kesin bir şeyler karıştırıyor. Ama ne olduğunu sorma, şu an bilmiyorum. Vallahi çıldıracağım. Ne yapacağız onu söylesen bana. Bir kere Hayati yanına her ne sebeple gelirse gelsin onu püskürtmen lazım. İlk hedefi hastane olacak. Engin, o kadar mal, mülk, para, bütün evler. Ayda 20.000 dolar nafaka önerdi. Ya anne, adam işte altın yumurtlayan tavuğu kendine alıp artıklarını sana bırakıyor. Anlamıyor musun bunu ya? Yani bunca şeyi hastane için feda edecek, öyle mi? Anne bak sakın, sakın hiçbir şey imzalama. Ulan Hayati, bununla fitil fitil getireceğim senin. Cennet ve Tahsin'e gelince siz de... Ya İlknur'un saçını yormak, ben varım. Cennet! Ben varım. Ne konuştum biz seninle? Cennet, saç olmak falan yok. Yani en azından şimdilik yok. Madem sen Tahsin'in yanında asistanlığa başladın, o zaman Tahsin'le ikiniz İlknur'un elindeki fotoğrafları ve onların kopyalarını ele geçireceksiniz. Evet, ayrıca İlknur şey yapar, önemli bilgileri hep çantasında taşır. Çantasında küçük bir hard disk var. Basmayı düşündüğü bütün haberler, bütün dedikodular onun içindedir. Aynen öyle. Ve o çantayı ele geçireceğiz. Püskülüm. Senin de görevin, biz bu işleri halledene kadar İlknur'a istediğini vermişe oynamak. Yani ayrılmış olacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Gerçekten ayrılmayacağız değil mi? Oldu. Yani Civan'a karşı ayrılmış oynayacağız en azından. E tamam, şaka yaptım. Biliyorum. Resmen kalbim kabarmış. Şurada da 2 kişi sohbette. İki, bilemedin 3 vakte kadar sana uzak bir yol görünüyor. Hayırdır İlknur? Gel. Bitti. Prenses diyorum, kendi yüreğini yerinden söktü İlknur Hanımcığım. Nasıl? Kız son noktayı çok güzel koydu. Aldı Mehmet Bey'i karşısına. Bizden dedi, affedersin dedi. Binane olmaz dedi, şak diye. Aa, ne diyorsun? Mehmet şok tabii. Ya adam yıkıldı. Yani kıza çaktırmamaya çalıştı ama ben gözlerimle gördüm ya. Bitti ya.
Dağ gibi adam bitti. Tamam, anladım. Sen yine de gözünü onların üstünden ayırma. Ben gidiyorum İknur Hanımcığım. Biz fotoğrafları ele geçirene ya da amcam hastaneye geri almaya başarana kadar da ayrılmış gibi yapacağız. Ha, bu durumda İlknur Sunay'a da Engin'e de kazık atmış duruma gelecek ve bir süre sonra birbirlerini yiyecekler. Aynen öyle. Anne, bu arada senin yeğenin, benim sevgili kuzenim İknur. Ne olmuş İknur'a? Bugün yanındaydım. Benim yıllardır tanıdığım o fettan, o hırslı, o savaşçı kız gitmiş, yerine hiçbir şeyi sallamayan mıymıntı bir şey gelmiş ya. Ne demek istiyorsun Engin? Şu andan itibaren İknur'a güvenme demek istiyorum anne. Herkes tamamsa ben sevgilimi buradan kaçırıyorum. Aa, nereye ya? Tahsin, arabanın anahtarlarını alayım. Yakala. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Hadi hadi hadi. Ya Mehmet nereye? Ya yarın bütün gün Engin'i püskürtmekle uğraşacağım. Hazır vakit varken, civanı da postalamışken beraber vakit geçirelim istedim. Ha ya. Ama eğer dışarı çıkmak istemiyorsan baş başa senin odanda ya da benim odamda vakit geçirebilirsin. Olmaz mı? Yok, olmaz. Bir şey yapalım. Gidelim hadi, hadi. Böyle utanınca var ya. Ya hadi yürü. İyi, hadi hadi gel. Cennet. Hı? Sen acaba bir de bize bir çay mı yapsan? Oha. Yani böyle bir de çikolata var orada. Dört parmak vallahi gidince. İyi artık, sen de iyi alıştın ha. Cık. Allah Allah. Şişt. Ben senin patron değil miyim? İtiraz istemiyorum, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hayati, bunlar oldu olacak. Bence de. Siz susar mısınız acaba? Buna çay yapacağım. Siz bir şey alır mısınız? Çikolata. Hayati sevgilim. Arabanın anahtarını verir misin? Hayrola, nereye gidiyoruz? Ben gidiyorum, sen gitmiyorsun. Ama sen kullanamazsın. Ben kullanırım tatlım, hiç merak etme. Hadi gidiyoruz. Nereye aşkım? Alışveriş yapacağız canım. Hadi gel kek. Çikolata. Düdük gibi kaldığımıza göre çayı ben yapacak değilim herhalde. Hadi kalk bakalım. İçilecek o çay. Tahsin yapar.